Bugünkü divanın muhtevası ne olacak sen bilirsin Pargalı. Söylesen de öğrensek. Az sonra öğrenirsiniz paşam. Siz merak buyurmayın. Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa Hazretleri. Piri Mehmet Paşa'ya bak. Sanki cesedini sürüklüyor. Son kez divana girecek. Sabret paşam. Sus. Sabrettim paşa. Çok sabrettim. Ama artık vakti geldi inan. Bugünden itibaren benim devrim başlıyor. Vezir-i Azam nasıl olunurmuş görecek cümle alem. Tasalanma. Sen de ikinci vezir olacaksın. Aman devletim. Pek âli cenapsınız. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantısını açıyorum. Has oda başım İbrahim gelsin. Has oda başı İbrahim ağa, divana buyurun. Bir bu eksikti. Has oda başının divana girdiği nerede görünmüş? Yavaş paşa, duyulacak. Paşalar, mühim kararlar aldık. Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa, bugün itibariyle Devlet-i Aliye'deki makamından kendi arzusuyla istifa etmiştir. Devlet-i Aliye'ye olan yüksek hizmetlerinden dolayı huzurlarınızda kendisine şükranlarımı sunuyorum. Hayırlara vesile olsun isterim. İradem odur ki bugünden itibaren Devlet-i Aliye'nin veziri evveli has oda başım İbrahim'dir. Bu husus dört bir yana ilan olunur. Thank you.
İbrahim Paşa'ya hilat getirilsin, giydirilsin. Paşalar, beyler, bakın, iyi bakın. Karamanlı Piri Mehmet Paşa'mız son gerçek Osmanlı Veziri Azamı'dır. Bundan böyle devletin mührü kapı kullarına geçmiştir. Ahmet Paşa. Sen nesin? Sen bu yüce kapının kulu değil misin? Benimle ilgili fikirleriniz, benim için sarf ettiğiniz bir cümle hakareti kabul ediyorum. Doğrudur. Ben hünkârımın kapısının kuluyum. Bargalı devşirmeyim, doğrudur. Lakin hünkârımın yüce iradesinin üstüne söz söylemek sizin haddiniz değildir paşa. Sen kimsin? Seni men ederim. Benim fikrim neyse söylerim. Söyleyemezsin paşa. Söyletmem. Piri Paşa, İbrahim Paşa, gelin benimle biraz yürüyelim. Ayaklar baş oldu. Ferhat Paşa, hazırlan. Gayrı bizi tutmazlar bu sarayda. Ya dar ağacı ya sürgün bekler bizi. Hünkârım. Hünkârım, sizden bir istirhamım olabilir mi? Olabilir Pargalı. Kim için? Kendim için. Kendin için? Sen 10 yıldır kendin için hiçbir şey istemedin benden. Tuhaf. Şaşırttın beni. Demek çok elzem bir durum hasıl oldu. Rodos seferimiz sırasında sizin kadırganızda yol alırken bir gece bana demiştiniz ki eğer Rodos'tan zaferle geri dönersek seni Parga'ya... Seni Parga'ya yollama sözü vermiştim. Gitmek mi istiyorsun? Münasip görürseniz hünkârım. Münasiptir İbrahim Paşa. Lakin bir şartım var. Hemen gidip hemen döneceksin. Vakit kaybetmeden makamının gereğini yapmaya başlayacaksın. İnşallah hayalinde yaşattığın her şeyi, evinin yolunu bıraktığın gibi bulursun. İnşallah hünkârım. Müteşekkirim.
hünkâr. Mustafa'nın ateşi düşmüş, gözü açılmış. Yarın ayağa kalkar. Şükür. Mustafa'nın ateşlendiğini duyunca Mehmet Çelebi'den hastalık bulaşmışsa diye çok endişelendim. Biliyorsun, vaziyeti iyi değil. Genç. İnşallah atlatır. Validem Hatice'nin bu izdivacı yapmasına menfi yaklaşıyor. Hatice'yle konuşmam lazım. Duyunca yıkılacak. Ne diyeceğim? Sen ne dersin Pargalı? Hatice Sultan sizin kıymetliniz. Onun saadeti için en iyisini siz bilirsiniz hünkârım. Hatice Sultan huzura kabulünü bekler hünkârım. İbrahim. Hünkâr. Piri Paşa'ya haber gönderdim. Yarın geliyor. Ne karar verdiğimi merak etmiyor musun? Hatice Sultan'ı biraz üzgün gördüm ama... Onun yüzünü güldüreceğim elbet. Hem ona hem kendime söz verdim. Hünkârımız birazdan burada olur. Siz hasılabaşılık vazifesini hala devam ettiriyorsunuz. Yerinize birini tayin edin. Hünkârımı kime emanet edebilirim ki paşam? Buyurunuz, buyurunuz. Hünkârım. İzninizle hünkârım. Gitme Pargalı, kal. Çelebi için hepimiz çok üzüldük. Lakin keşke saklamadan gerçeği söyleseydin Piri Paşa. Hünkârım, şerefim üzerine sizi temin ederim ki... Ben de seferden döndüğümde durumun vehametini anladım. Zaten hazırlık yaptırdım. Hemen Edirne'ye, çiftliğe götürüp orada şifa bulması için çalışacağım. Hekim rutubet zararlı dedi. Âlâ. Her tedbiri alın. Nişanları baki midir hünkârım? Bakidir. Lakin düğün için aceleye mahal yok. Önce sıhhat gelir. Bu havadisle Çelebi eskisinden daha sağlıklı olacaktır. Süratle iyileşecektir. Eminim hünkârım. İnşallah.
Şunu da ekleyin. Çarşıyı boşalttın paşam. Hemen şöyle duyacaklar şimdi. Duyan duymuş zaten. Niye saklayalım ki? Sandıkları arabaya yükleyin. Allah kesenizin bereketini daim eylesin beyim. Aa, gel sana tandır ikram edeyim. Benden olsun. Kaç kişiye nasip olur koskoca veziri ağzıma yemek ısmarlamak. Deme dedim şöyle. Olur. Ben de sana veda etmeye gelecektim. Mühürü alınca hemen sefere mi çıkıyorsun? Ben gelmeyeceğim mi? Parga'ya gidiyorum matrakçı. Ait olduğum yere dönüyorum. Yıllar sonra ailemi bulmaya gidiyorum. Gidip de dönmemek var. Bu mu ilk icraatın Pargalı? Gitmek mi? Gitmek. Kaybolmak. Kendini aramak. İhtiyacım bu. Yoksa çöküyor üstüme sarayın her taşı. Sen gitmiyorsun Pargalı. Kaçıyorsun. Niye? Hadi Allah'ım. Hünkârım. Canınızı sıkan bir şey mi var hünkârım? Yok Pargalı. Hava almaya çıktım, bunaldım içeride. Sen neredeydin? Seni aradım, yoktun. Çarşıya gittim hünkârım. Pargaya gidiş için hazırlıklar yaptık. Geldiğimde meşgul olduğunuzu anlayınca rahatsız etmedim. Ne vakit gidiyorsun Pargaya? Siz ferman buyurursanız yarın yola çıkarım. Niye acele ediyorsun Pargalı? Siz hemen git hemen dön diye buyurmuştunuz o yüzden. Ama münasip değilse... Münasiptir. Bir an evvel git dön. Hakkınızı helal edin hünkârım. Gidip de dönmemek var. Döneceksin Pargalı. Dönmezsen hakkımı helal etmem. Konuşuyorlar acaba? Bizi konuşmadıkları aşikar sultanım. Keşke konuşsalar. Bu acımız son bulsa. İçimizdeki bizi yakan, kavuran şeyleri korkmadan, saklamadan söyleyebilsek. O günlerde gelecek sultanım. Sabırlı olun. Sanki onu son kez görüyorum. İçimden bir ses öğretiyor. Nasıl üzgün duruyor. Thank you.
kalbimin efendisi sultan. Size veda edecek cüreti bulamadım. Parka'ya gidiyorum. Ailemin izini bulmaya gidiyorum. Bulursam acımı onların yanında dindirmeye, cezamı orada çekmeye gidiyorum. Size söz verdiğim halde, çareyi cehennemin dibinden çekip çıkardığım halde yenildim sultan. Hünkârımın iradesi gerçeği ezdi geçti. Çaresizliğimiz de bu zaten. Ben sizin gözünüzden akan yaşı silemedim. Size cennetin bahçelerini açamadım. Bu sarayın her taşı üstüme yağdı. Ve ben aciz kulunuz, bunun altında kaldım sultan. Size tek bir şey için söz verebilirim. Son nefesime kadar sizi seveceğim. Hürmetle ellerinizden öperim. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım, izninizle çok mühim bir şey söyleyeceğim. Bekle. Ben Pargalı Rum balıkçı Manolis'in oğlu İbrahim. Manisa'da Serdes Dağı'nda avda tanıdığınız Saruhanlı çiftliğinin kapı kulu İbrahim. Size bu mektubu beni layık gördüğünüz bütün rütbelerimden, mevkilerimden azade olarak yazıyorum efendim. Aileme yaptığım bu yolculuğa çıkarken onların beni emanet ettikleri devlet-i âliyenin bana verdiği yüce imkanları zarar görmeden sadakatle iade ediyorum. Hünkârım, bu menzilden dönmeyeceğim. Çünkü yüce sarayınızda bulunduğum her an benim için artık tarifi imkansız bir keder vesilesidir. Hatice Sultan'a duyduğum derin hürmet ve alaka beni çaresiz kılmıştır. Onun yaşadığı hüzünlere çare olamamak, acısına uzaktan seyirci kalmak ölümden beter. Hünkârım, vazgeçtim kendimden, rütbemden. Bağışlayın. Hatice Sultanım'ın gözünün yaşına istikbalim feda olsun. Hünkârım, kötü haber mi var? İbrahim beni aldattı. Benim gözümün içine baka baka. Nasıl olur? Hatırlamak gizli bir ibadet benim için. Günahlarımdan arınmak, masumiyete dönmek, tavaf etmek. İşte şimdi hayatımın değiştiği denizdeyim. Ve hayatıma bakıyorum. Ben İbrahim. Manolis'ten olma, Sofya'dan doğma, Pargalı dönme. 17 yıldır görmedim annemin yüzünü. Aynalardan kaçtı. Suretimde kardeşimin, annemin, babamın eksik parçalarını aradım. Aradıkça kayboldum. Dönemedim. Ufuk yön yoktu. Tutamadım ellerini. Kulağımda annemin çaldığı keman. Ondan öğrendiğim nameler. Çocukluğumun ana yurdundan kaçırdığı, elimde kalan tek miras.
Ben İbrahim. Dönmek nasıl bir şeydir? İnsan nereye döner? Döndüğü yer neresidir? Geriye dönmek var mıdır? Mümkün müdür? Yoksa kader sadece ileriyi mi gösterir? Geldiğin, döndüğün yer orada mıdır? Bekler mi? Baksan görür müsün? Kalbin dönerken pusulan mıdır? Geçtiğin yerleri unutmadan, aynı yerlerden geçerek yine evin yolunu bulabilir misin? Geçtiğin deniz, vardığın liman, bulduğun yuva seni hatırlar mı? Seni koynuna alıp, esirgeyip saklar mı? Dönmek kabiliyet değil. Zarurettir İbrahim. Niko, ne kılık bu böyle? Zengin olmuşsun Niko. Nerede Niko? Ben Theo. Niko'nun kardeşi. Eleni, kuklamı, Eleni, hatırladın mı? Hatırladım. Uzun yıllar oldu seni alıp gittiler. Haber gelmedi senden. Biz senin öldüğünü düşündük. O gün sen gittin ya, biz çok ağladık. Niko hiç susmadı. Günlerce ağladı, ağladı. Neredeler Eleni? Evde yoklar. Annem nerede? Manolis sahildedir. Baba. Baba. Benim Theo. Ben İbrahim. Oğlum sen misin? Rüya mı bu? Thank you.
geldin baba. Döndün. Oğlum. Geldim. İrfet.